2. sınıf 2. ünite değerlendirme soruları. Hemen başlayalım. Öncelikle bir işlemimiz var. Çıkarma işlemi. Bakıyoruz. Yıldızdan 23 çıkartılmış 17 bulunmuş. 47'den kalp çıkartılmış 34 bulunmuş. Neyi soruyor bize? Bu işlemin sonucunu soruyor. Eksileni bulmak için ne yapıyoruz çıkarma işleminde? Çıkan ile kalanı topluyoruz. 23 sayısı ile 17 sayısını topluyoruz. Topladığımız zaman 7, 3 daha 10, 10'un 0'ı elde var 1. 2, 1 daha 3, 1 de elde 4. Yıldızımız 40. Kalbimize bakalım. Çıkanı bulmak için çıkarma, çıkan, çıkarma, çıkan, çıkarma. Aynı harflerle başlıyor. Nasıl buluyoruz? 47'den 34'ü çıkartıyoruz. 7'den 4 çıktı 3. 4'ten 3 çıktı 1. Kalbimiz 13'müş. Şimdi 40'tan da 13'ü çıkartarak cevabımızı bulacağız. 0'dan 3 çıkmaz. Komşuya gittik. Bir tane 10'luk aldık. 10'dan 3 çıktı 7. 3'ten 1 çıktı 2. 27. Bir çıkarma işlemimiz var. Tahmin ediniz demiş. İşlem sonucu ile tahmin sonucunu karşılaştırınız demiş. Hemen tahminimizi yapalım. 89 90'a yuvarlanır. Yuvarlama işlemiyle tahmin yapıyorduk. 17 20'ye yuvarlanır. Çıkardığımız zaman 0'dan 0 çıktı 0. 9'dan 2 çıktı 7. Tahminimiz 70. İşlem sonucuna bakalım. 89'dan 17'yi çıkartıyoruz. 9'dan 7 çıktı 2. 8'den 1 çıktı 7. 72. Şimdi karşılaştırma ise arada kaç fark var? Çıkarma işlemiyle de yazabiliriz. 72'den 70'i çıkartıyoruz. Büyük sayımızdan küçük sayımızı. Ve 2'den 0 çıktı 2, 7'den 7 çıktı 0. Karşılaştırmada 2'dir. Sayarak da bulabiliriz. 70'ten 72'ye, küçük sayıdan büyük sayıya gidene kadar sayalım. 71, 72. 2 tane saydık. Karşılaştırma aradaki fark demek 2'dir o da. Şimdi Çınar 7, Selin'in 8 kalemi vardır. Buna göre aşağıdaki işlemlerin sözel olarak ne anlama geldiğini yazınız. Burada ne yapmış? Çınar'ın kalemi ve Selin'in kalemini toplamış 15 bulmuş. Çınar ve Selin'in kalemleri toplamı diyebiliriz. Buraya ise ne yapmış? Toplam kalem sayısından Selin'in kalemini çıkarmış ve Çınar'ın kalemini bulmuş. Toplam kalem sayısından Selin'in kalemleri çıkarılırsa Çınar'ın kalem sayısı bulunur. Şeklinde yazabiliriz. Devam edecek olursak Toplama işleminde bir verilmeyenimiz var. Çiçek yerine hangi sayı gelmelidir diyor. Toplama işleminde verilmeyeni çıkarma ile buluyoruz. Nasıl çıkartıyoruz? Toplamdan 86, verilen toplananı yani 43'ü çıkartıyoruz. 6'dan 3 çıktı 3. 8'den 4 çıktı 4. 43. 5. sorumuz. Bir şişe 4 bardak süt alıyor. Günde bir şişe tüketen aile 3 günde kaç bardak süt tüketir? Birinci günümüz, ikinci günümüz, üçüncü günümüz. Günde kaç şişe? Bir şişe. Bir şişe kaç bardak? 4 bardak. O zaman birinci gün 4 bardak, ikinci gün 4 bardak, üçüncü gün 4 bardak. Toplamını soruyor 3 günde ne kadar diye. 4 artı 4 artı 4. 4'er sayarak da bulabiliriz. 4, 8, 12. 12 bardak yapar 3 günde. Bir toplama işlemimiz var ve toplama işleminde verilmeyenimiz var. Toplama işleminde verilmeyeni nasıl buluyoruz? Çıkarma işlemiyle buluyoruz. 68'den 27'yi çıkartıyoruz. Burada 68'den 27 çıkartılmış. Cevabımız B seçeneği. Evet. Tahminimiz, işlem sonucumuz ve karşılaştırınız denilmiş. Öncelikle işlem sonucumuzu bulalım. 8, 2 daha 10. 10'un 0'ı elde var 1. 7, 1 daha 8. 1 de elde 9. İşlem sonucumuz 90. Tahminimizi yapalım. 78, 80'e yuvarlanır. 12, 10'a yuvarlanır. Onluklara yuvarlayarak buluyorduk. O da yine 90 yapacak. Nasıl yuvarlıyorduk onluklara? Birler basamağında 5, 6, 7, 8, 9 varsa bir üst onla. 7'nin bir üstü 8'dir. 80'e yuvarlanır. 0, 1, 2, 3 ve 4 varsa bulunduğu onlukta kalıyor. Karşılaştırma yapacaksa karşılaştırma arada kaç fark olduğudur. 90 ile 90 birbirine eşittir. Fark yoktur. Sonuç aynıdır. Diğer işlemimize bakıyoruz. 5, 4 daha 9. 5, 4 daha 9. İşlem sonucu 99. Tahminimize bakalım. 55, 60'a, 44, 40'a yuvarlanır. Topladığımız zaman 0, 0 daha 0. 6, 4 daha 10 yapar. 100 yaptı. 100 ile 99 arasında kaç sayı var? Küçük sayıdan büyük sayıya gidene kadar sayalım. Bir tane saydığımızda 100 yapacaktır. Fark 1'dir. Karşılaştırma yaptığımız zaman. 8. soru. Hangi kap diğerinden daha fazla sıvı alır? Kase mi, kova mı, şişe mi? Tabii ki daha büyük olan kova diğerlerinden çok fazla sıvı alacaktır. 9. sorumuza bakıyoruz. Aşağıdaki toplama işlemlerinden hangisinin sonucu yanlıştır? Bakıyoruz hepsinin birler basamağı 0. O halde onlukları toplayarak bulabiliriz. 5 1 daha 6. Arkasına 0 ekledik 60 doğru. 4 4 daha 8. 0 ekledik arkasına 80. 4, 2 daha 6, 0 ekledik. 60 yapar. Yanlıştır. Yandaki örneğe göre 20 artı 19 sorusunun çözümü hangisi olabilir? Burada ne yapmış? Öncelikle 40'ı aynen yazmış. Diğerinin onluğunun değerini yazmış. Biz de yapıyoruz. 20'yi aynen yazdık. Onluğun değerini yazdık. Artı 10. Sonra ne yapmış? Toplamış ikisini 50 bulmuş. 50'ye de birliği eklemiş. Biz de toplayalım. 20 10'da 30 ve birliğimizi getirelim. 9 birliğimiz var. O da ne yapacak? 39 ve B seçeneği aynısı. Bir bakkal 80 tane ekmeğin sabah 35'ini, öğleden sonra 38'ini sattı. Geriye kaç ekmeği kaldı? Sattığı ekmekleri bulalım ve toplayalım. Kaç ekmek satmış toplamda? 38 ve 35 topladığımız zaman 8, 5 daha 13, 13'ün 3'ü elde var 1, 3, 3 daha 6, 1 elde 7. Toplamda 73 ekmek satmış. Kaç ekmeği vardı başlangıçta? 80. 73'ü çıkartırsak satmadığı elinde kalan ekmekler ortaya çıkacaktır. 0'dan 3 çıkmaz. Komşuya gittik. Bir tane onluk aldık. 8 vardı. 7 kaldı. Aldığımız onluğu 0'ın önüne yazdık. 10 oldu. 10'dan 3 çıktı. 7. 7'den 7 çıktı. 0. Cevap A'dır. 12. soru. Bir kümesteki hayvanların 27'si tavuk, 13 tanesi horoz, diğerleri civcivdir. Tavuğumuz var. Horozumuz var ve civcivimiz var. Kaç tavuk var? 27. Kaç horoz var? 13. Civciv belli mi? Değil. Kümeste 62 hayvan olduğuna göre civcivlerin sayısı kaçtır? Toplamda neymiş bunlar? 62'ymiş toplamı. Şöyle yazalım, eşittir diyelim. Şimdi tavuk ve horozların sayısını bulalım. Yani ikisini toplayalım. 27 artı 13'ü toplayalım. 7 3 daha 10. 10'un 0'ı elde var 1. 2 1 daha 3. 1 de elde 4. 40 yaptı. Ben tavuk ve horozları toplam yani 62'den çıkartırsam geriye civcivler kalır. Şu şekilde de düşünebiliriz. Civcive kutucuk diyelim. Ne yapar? Bunu topladık. 40 yaptı. 40 artı kutucuk ne yapıyordu? 62. Toplama işleminde verilmeyen. 62'den 40'ı çıkartıyoruz. Ve civciv sayısı kalıyor. Tek tek de çıkartabiliriz. Bütün hayvanlardan. Bütün hayvanlarımız 62. 62'den tavukları çıkartabiliriz. Sonra da horozları çıkartırız. Geriye civcivler kalır. Çiçekçi, gül sayısı, papatya sayısı ve 63 verilmiş. Hemen bir problem yazıyoruz. Bir çiçekçide ...37 gül, 38 papatya vardır. Bu çiçeklerin 63 tanesini satar ise kaç çiçek kalır şeklinde bir soru yazabiliriz. Bahçemize 18 çiçek dikilirse toplam, yani eklenirse toplam 56 çiçeğimiz oluyor. Bahçemize 18 çiçek dikilirse 56 çiçeğimiz oluyor. Bahçemizde kaç çiçek vardır? Bu problemin çözümü aşağıdakilerden hangisidir? Nasıl yapacağız? İlk bahçemizdeki çiçeklerin sayısı belli değil. İlk önce 56'yı yazacağız. Sonra 18'i yazıp çıkartacağız. Bakıyoruz. 56'dan 18 çıkartılırsa 38 kalır. Yanda çözümü verilen problem aşağıdakilerden hangisidir? Bakıyoruz. 32 ile 4 toplanmış 36. Sonra 36'ya 32 eklenmiş 68 olmuş. Alp'in 32 futbol kartı vardı. Kaya'nın Alp'ten 4 eksik futbol kartı olduğuna göre ikisinin toplam kart sayısı kaçtır demiş. Toplamı kaçtır demiş. Bu değil. Annem 32 yaşındadır. Babam annemden 4 yaş büyüktür. Bakın, anne, baba, annem 32 yaşında, babam annemden 4 yaş büyük, 32'den 4 yaş büyük, ikisinin yaşları toplamı. Bakın, önce annesinin yaşını buluyoruz. 32 artı 4, o da 36, bu da babasının yaşı. Sonra ne yapıyoruz? Babasının yaşıyla annesinin yaşını topluyoruz. 68, yani B seçeneği. 4 eksiği dediği için 32'den 4 çıkartmak gerekiyor ama burada çıkarma yok. O yüzden onu direkt geçelim dedim. Başarılar dilerim.